Şimdi iki konuğumuz var. Volkan Demir ve Serdar Sarı da bizleri bekliyor. Her iki takımın hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin haberlerini sizlerle paylaştık. Şimdi de gündemlerini değerlendirelim. Volkan'la başlayalım. Sıcak gelişmeyle Fenerbahçe top başı tarihini belirledi. Senin aktaracakların neler diyeceğim ama öncesinde Serdar abiye de sana da hoş geldin diyorum. Teşekkürler, hoş bulduk. Serdar'a selamlar. Şimdi Fenerbahçe'de yani aslında daha önce de planlanan ya da şöyle söyleyeyim biraz federasyonun spor bakanlığıyla yapacağı görüşmelerin de takip edildiği bir süreç vardı. Bu sürecin ardından işte 12, 13, 14 Haziran tarihlerinin telaffuz edilmesi Sayın Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil tarafından Fenerbahçe'nin programını da belirlemesine yardımcı oldu. Sonuçta bu tekrar edelim 12, 13, 14 Haziran tarihi kesin bir tarih değil. Bir taslak, bir tasarı, belki ligler başlamıyor da bilir, belki daha önce de başlayabilir ama Fenerbahçe en azından 30-40 gün öncesinden, yaklaşık 40 gün öncesinden hazırlıklarına başlayarak bir sezona, yeni sezona hazırlık kampı gibi bir süreyle futbolcularını diri tutmaya çalışıyor. Şimdi bu işin teknik boyutuyla ilgili bizim tabii çok fazla söyleyebileceğimiz bir şey yok ama hocalardan aldığımız bilgiler hep bize referans oluyor. Hocalardan aldığımız bilgiler de 4-6 hafta arasında futbolcunun işte uzun süre futbola ara veren futbolcunun eski fit durumuna kavuşabilmesi için 4-6 hafta arasında bir zaman gerekiyor. Bu zaman içinde şu anda Fenerbahçe bunu yaratmış durumda ama burada yapılacak antrenmanların sonuçta yine temastan uzak, çok fazla ikili mücadeleye dayalı olmayan antrenmanlar ne kadar faydalı olacağı yine soru işareti. Ama elbette evde yapılan işte stretching veya işte bisiklet vesaire ağırlık gibi kendi ağırlığınla çalışma gibi uygulamalardan daha iyidir. Çünkü sonuçta açık alan futbolcu depar atmak zorunda, işte sprint atmak zorunda. Hayırlı bir gelişme olarak görüyorum hem futbolumuz hem de ülke sağlığımız açısından. Demek ki bir şeyler iyiye gidiyor ki böylesine önemli kurumlar yavaş yavaş hayata geri dönüş sinyali vermeye başlıyorlar. Hemen o zaman Serdar Sarıdağ'a da sorayım. Fenerbahçe'nin bu kararı almasıyla birlikte Avrupa'da örneklerini görüyorduk. Ama ülkemizde de takımlar top başı yapmaya başladı Serdar Sarıdağ. Avrupa'da örneklerini görüyoruz ama Avrupa'daki durumlar, bizdeki durum çok farklı. Yani biz bir İtalya gibi değiliz, bir İngiltere gibi değiliz. Bunu ben de Sağlık Bakanı zaten söyledi, ülkeleri saymıştı. Bu nedenle işte orada ligler ertelendi, hadi biz de ertelelim. Onlar niye erteliyor, biz niye erteliyoruz gibi tartışmaya hiç gerek yok. Sadece ülkedeki COVID-19 salgınında, oradaki COVID-19 salgınları arasındaki farklılığı öne çıkarmak lazım. Dolayısıyla şu anki gidişat, yani şu anki tablolar, rakamlara baktığın zaman sanki oynanacakmış gibi. Ama tabii ki Haziran'a yaklaştığımız dönemde, olur ya Allah göstermesin, çok ters bir durum olursa tabii ki oynanmaz. Ama iyi giderse, bu şekilde giderse oynanacak gibi gözüküyor. Açıkçası futbolu da özledik. Ama illa ki işte para kazansın kulüpler. Efendime söyleyeyim, sektör ölmesin diye de riske girelim de şu ligi oynatalım diye bir durum zaten söz konusu olmaz. Yani burada bilim kurulu, burada Sağlık Bakanlığı, efendime söyleyeyim spor, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi birçok kurumlar, birçok bakanlıklar inceleyip sık dokuyorlar. Dolayısıyla ben alınacak kararın da bilimin ışığında olacağını tahmin ediyorum. Oynatılır veya oynatılmaz ama bilimin ışığında olacağını çok net söyleyebiliriz. Peki biraz da takımların gündemine ve gelen haberlere bakacak olursak eğer Volkan, özellikle tabii Fenerbahçe'de teknik adam arayışları devam ediyor. Bununla ilgili son gelişmeler neler? Yaşanan son gelişmeler neler? Erol Bulut ismi oldukça ön plandaydı ama yabancı bir teknik direktör de olabilir ihtimali hep hazırda duruyor. Çift taraflı bir çalışma olduğunu söyleyeyim. Hem Türk teknik adamlarla ilgili ufak tefek girişimler oldu. Her ne kadar Sayın Başkan Alanya Spor Başkanı'na Erol Bulut'la görüşmeyi yapmadığını ya da gereken sürede ya da Alanya Spor'un başındayken yapmayacağını ifade etse de bir takım karşılıklı mesajlaşmalar oluyor. Sadece Erol Bulut'la değil, başka Türk teknik adamlarla da oldu. İşte bir dönem Abdullah Avcı gündeme geldi. Bir dönem
acaba başka bir Türk teknik adam olur mu diye yönetim kendi arasında fikir alışverişinde bulundu. Ve diğer yandan da yabancı teknik adamlar konusunda bazı çalışmalar, ön görüşmeler yapıldı. Hangi hocanın hedefinin ne olduğu, nasıl bir bütçe, nasıl bir mali yapı beklediği gibi birçok detay konuşuldu. Ve yabancı konusunda Hırvat teknik adamlarla, Hırvat teknik adamlar üzerinden bir yoğunlaşma olduğunu söyleyebilirim. İşte Zlatko Dalić ismi, Slaven Bilić ismi ve son olarak Nenad Bjelica ismi gündeme geldi. Nenad Bjelica ile bir görüşme yapıldı. Bizzat kendisiyle değil ama aracılar vasıtasıyla şartları öğrenildi. Kulübün şartları anlatıldı. İki taraf arasındaki o ilk görüşme diyeyim, zemin yoklaması diyeyim, olumlu geçti. Ama tabii ki şu anda dünyada neredeyse hiçbir yerde uçaklar kalkmadığı için şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktör konusunu sonlandırma ihtimali yok. Yabancı da olsa, yerli de olsa çok zayıf ihtimal. Ama Haziran ayına doğru işte bu ligler artık başlayacak gibi olursa, görünürse Fenerbahçe orada biraz daha hızlı hareket edip yeni teknik direktörünü açıklayabilir. Peki Beşiktaş'a dönecek olursak da Serdar Sarıdağ Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın siyah beyazlı takımın gelecek yılki bütçesinin en fazla 30 milyon euro olacağını söyledi. Aynı zamanda bugün yine yazılı basında Loris Karius'un yerine gelecek olan kaleciyle ilgili de adaylar yer almıştı. Ki bunlardan biri Claudio Bravo, diğeri Rafal Gikiewicz ama her ikisi de yönetim tarafından veto edilmiş. Beşiktaş'ta kaleci arayışları ne durumda aynı zamanda? Beşiktaş'ta kaleci arayışları tabii yoğun bir şekilde sürüyor ama biraz o işte o işe biraz ara verdiler diyebiliriz. Neden? Karius'ta yollar ayrıldı artık. Resmiyete kavuşulması bekleniliyor. Karius sonrasında lig oynanırsa eğer kalan maçlarda biliyorsunuz ki gençlerden Utku ve Ersin var. Yani Sergen Hoca bu iki ismi dönüşümlü olarak oynatmayı planlıyor. Bu iki ismin göstereceği performansa göre biraz kaleci transferinde planlamalar değişebilir. Ha ikisi de iyi bir performans gösterdi de Beşiktaş'ın birinci kalecisi olurlar demek çok gerçekçi değil tabii ki. Ama şu var, Beşiktaş'ın bundan bir ay önceki kaleci transferi planlamasında, yeni sezon kaleci transferi planlamasında bir değil iki kaleci transferi gündemdeydi. Şimdi Karius erken gidince ve genç kaleciler de kalan maçlarda forma şansı bulursa onların göstereceği performans 2 olan rakamı 1'e çekebilir. Yani önümüzdeki sezon sadece bir kaleci transfer edilmesine neden olabilir. Dolayısıyla biraz yönetim onu bekleyecek. Yani bu iki genç kalecinin kalan maçlarda göstereceği performansa göre hareket edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. O dediğin isimlerin veto edildiği doğru, önerildi. Başka çok isimler önerildi. Zaten basında çok isimler çıktı. Fakat bazılarını da kenarda tutuyorlar. Yani örneğin Volkan ismi ve Sinan Volkan Bolat isminin de çıktığını, evet Volkan Babacan çıktığını bir kez daha hatırlatalım. Onlarla ciddi bir görüşmeler olmuştu zaten. Fakat COVID-19 öncesindeki görüşmelerle şu anki konjonktür çok farklı. Yani bugün Ensakala ile yapılan görüşmelerde o gün bahsedilen, konuşulan rakamlar artık bugün çok daha aşağı çekilmeye çalışılıyor. Onu da söyleyelim, onu da belirtelim. Sadece takım içerisindeki transfer, takım içerisindeki ücretlerde indirim değil, daha önce yapılan transfer görüşmelerinde konuşulan rakamlarda da indirime gidiyor Beşiktaş yönetimi. Bunu birçok kulüp yapıyordur bence. Bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın transfer çalışmalarında da böyle bir uygulamaya gidildiğini duydum. Bu da gayet normal. O nedenle biraz transfer çalışmaları çok farklı yönlere doğru gidecektir diye düşünüyorum. Kaleci transferinde özellikle. Aynı zamanda şimdi taraftarlar en çok ligin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Diğer taraftan da bizleri bekleyen bir transfer dönemi var. Bu transfer döneminin de ben hareketli geçeceğini düşünüyorum. Bir isim var ki her iki takımın da gündeminde, Beşiktaş'ta gidecek mi diye. Fenerbahçe'de de acaba Fenerbahçe ile tekrar yolları kesişir mi diye, o da Caner Erkin.
Bununla ilgili evet. Önce Volkan'a sorayım. Fenerbahçe'nin gerçekten bir ilgisi var mıydı Caner'le? Sonrasında Serdar Sarı'da biraz daha detaylı soracağım. Çünkü diğer takımların da ilgisinin olduğu söyleniyor. Yani sonuçta Gökhan Gönül ve Caner Erkin Beşiktaş'ta sözleşmeleri bitiyor ve son dönemde seçilmeseler de her daim milli takıma namzet oyuncu.